Böyle köprü görevinden falan bahsettim, onları konuşacağız. Bir taraftan kalkınma yolu projesi var, diğer taraftan karayollarında devam eden projeler var ama Türkiye'nin son dönemde özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra, öncesi de var elbette ama AK Parti iktidarıyla her alanda yerli milli projelerle öne çıktığını görüyoruz. Ulaştırma alanı da bu noktada artık son dönemde öne çıkmaya başladı. En sıcak başlık da TürkSat 6A projesi. Sizin koordine ettiğiniz bir proje. Orada da yerli ve milli bir haberleşme uydumuzu ilk defa hayata geçireceğiz inşallah. Çok az bir süre kaldı bildiğim kadarıyla gönderilmesine. Doğru. Ne aşamada? Türkiye ilk uydusunu, haberleşme uydusunu yaptı. Bize biraz anlatın isterseniz. Şimdi bizim şu anda uzayda 5 tane haberleşme uydumuz var. Gözlem uyduları var. Ayrıca tabii bu uydu bir kere hani öncelikle bir ihtiyacımız var uyduya. Niye ihtiyacımız var? Hem uzaydaki uyduların ömrü 15 yıldır. Hem onların yenilenmesine hem de yeni kapsama alanlarının elde edilmesine yönelik uydu ihtiyacımız vardı. Tabii şimdiye kadar olan uyduları biz hani dünyadaki uydu üreticilerine ürettirdik ve uzaya gönderdik ve kullanıyoruz. Artık bu hem bir teknoloji hem de uyduyu ne için biz kullanıyoruz? Yani hem askeri haberleşme hem de sivil haberleşme için kullanıyoruz. Güvende kendimizi hissetmemiz lazım ya da daha güvende hissetmemiz lazım. Onun için milli ve yerli olması bizim için kıymetliydi. 2005 yılında esasında başlayan bir süreç ama 2014 yılında biraz imzaların atıldığı ve üretime hazırlanıldığı yıl TürkSat'ın biz mühendislerini 3A, 4B, 4A, 5A, 5B'de eğitimlere göndermiştik. Eleman yetiştirmiştik. Onlarla beraber çok şükür yerli ve milli uydumuzu ürettik. Üretimi bitti. Artık hani paketlenme aşaması öyle diyelim. Bu ayın sonunda inşallah Amerika'ya yolculuğa çıkacak. Temmuz'un ilk yarısında 8-14 Ekim diye şey 8-14 Temmuz diye düşünüyoruz. İnşallah uzaya göndereceğiz.